10 yıllık dönemde Borsa İstanbul'la Nasdaq arasında ortalama getiri incelemeye değer dolar bazında demiş Gökhan Bey. Tek tek sana hisse sormuyorum. Daha çok portföyü nasıl oluşturursun üzerinden gitmek istiyorum bugün. Ne dersin? Şimdi Nasdaq'la BIST bakmak yani temel olarak aslında şimdi yani AI dediğimiz işte yapay zeka var. Mesela yapay zeka ile alakalı Nasdaq'ın etkisiyle bizi karşılaştırabilmek için hani elma elma bakma şansımız olmuyor. Yani büyük rally yapmış şeyleri yan yana koyabiliriz ama bizim işte son pandemiden sonra şirketlerin çok değerli, daha doğrusu borsanın yükselmesinin sebebi şöyle bakmak lazım. Yani 10 yıl önce bireysel emeklilik sisteminin katılım Türkiye'de ne kadardı? Şimdi ne kadar? Yatırım fonlarının büyüklüğü ne kadardı? Şimdi ne kadar? Yani bunları aslında biraz koymak lazım. Çünkü artık yatırımcı tabanı yani Türkiye'de yatırım neydi? Döviz, mevduat, altın. Artık bir de borsa var yani. Bir Twitter'a girdiğiniz zaman bakıyorsunuz hani bir sürü başlık var ve bir sürü binlerce tweet var şeyde. Daha önceden hani işte daha yaşlı insanlara baktığımız zaman, bizden önceki jenerasyona baktığımız zaman hani vadeli dediğimiz şeyde 32 gün hani birine 40 gün vadeli mevduat yaptırmak bile mümkün değildi. Yatırım tercihleri değişiyor. İşte dünyada fazla para var. Yani bilançolar pandemiyle beraber bütün dünyada arttı ve buna karşılık yatırımın gideceği yerler var. Dolayısıyla borsa biraz hani Türkiye'de borsa pandemiden sonra keşfedilmiş bir değer gibi düşünelim. Hani yeni bir maden çıktı. Adı BIST. Bu da işte 2020'nin ikinci yarısında bulundu. Hani 10 yıllık süreç dediğimizde de işte hem döviz olarak baktığımızda hem yanlış para politikasının yani hem TL borçlanmanın çok ucuz olduğu bir dünyada hem enerjinin devlet tarafından subvanse edildiği bir dünyada bu şirketlerin çok para kazanması ve bu çok para kazandığı dönemde de yatırımcı çekmesi çok olası bir şey. Biz bunu yaşadık biraz daha.